Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Şu an biz de Mekke'de İslam Toplumu Milli Görüş'ün merkez olarak kullandığı otelin önündeyiz. Şimdi buradan hacılarımız kafile kafile çıkacak ve şeytan taşlama bölgesi, Cemarat'a doğru ilerleyecek. Hatırlarsınız ilk gün büyük şeytan taşlanmıştı. Müzdelife'den oraya yürüdük. Bugün de büyük, orta ve küçük şeytana 21 taş atılacak. Biz de bu anı otelden Cemarat bölgesine kadar sizlerle yaşamak için ekranlara getirmeye çalışacağız. Hadi şimdi kafirlerimizle birlikte şeytan taşlamaya doğru ilerleyelim. Kafilelerimiz ilerliyor dedik şeytan taşlama bölgesine. Şu anda Avusturya Linz bölgesinden gelen kafilemizle beraberiz. Yanımızda da Fuat hocamız var. Şimdi Fuat hocamızdan ikinci gün, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şeytan taşlama süreciyle ilgili ondan bilgi alacağız. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Fuat hocam şimdi otelimizden çıktık. Tabii ilk gün şeytan taşlama Müzdelife'den sonra gerçekleştirildi. Şu anda da ikinci günündeyiz. Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Şu anda bizi ne bekliyor? Evet, birinci gün Arafat'tan sonra Müzdelife'ye geldik. Ardından oradan Mina ve Cemarat bölgesine geldikten sonra birinci gün büyük şeytanı taşlama vazifesini yerine getirdik. Ardından bugün itibariyle tabii biz bekledik, kurbanlarımızın kesildiği haberi geldi. Ve ardından tıraş olup ihramdan çıkıldı. Geriye kalan farz olan tavafımızı da elhamdülillah yaptık, ziyaret tavafımızı. Bununla birlikte sahiyimizi yaptıktan sonra ikinci tahallül olan vazife de yerine gelmiş oldu ve ihramdan çıkmış olduk. Tabii bizim şeytan taşlamada ikinci ve üçüncü gün programlarımız devam ediyor. Şu anda da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde biz inşallah ikinci şeytan taşlamaya doğru yola çıktık. Hocam, kaç taş atılacak şimdi ikinci gün? Hocam ikinci günde üç şeytan var. Büyük, küçük, orta. Bunların hepsine 7'şer taş attıktan sonra toplamda 21 taş atacağız. Hocam inşallah ilerliyoruz. Orada da görüşeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Evet, şeytan taşlama alanına, Cemarat bölgesine doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Şu anda dünyanın her noktasından hacılarımız akın akın Cemarat bölgesine doğru ilerliyor. Biz de birazdan şeytan taşlama bölgesine varmış olacağız. Evet, şu anda şeytan taşlama bölgesine giden bir hacımızla beraberiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsminizi öğrenebilir miyiz? Fikret. Fikret amca. Buyur. İlk gün taşlamayı gerçekleştirdik. Şu anda ikinci gün taşlamaya doğru ilerliyoruz. Allah kısmet ederse. İnşallah şu an düşünceleriniz nedir? Cenab-ı Allah izin verirse düşüncelerimiz Allah'ın emrettiği gibi vazifemizi yapıp sağ salim yuvamıza dönüp günahlarımızdan arınarak bir daha bu günahları yapmamaya niyet ederek vedamızı yapıp tekrar. Tavafınızı gerçekleştirdiniz mi? Efendim? Tavafınızı gerçekleştirdiniz mi? Tavafımızı gerçekleştirdik. Yine daha tavafımız var. Daha da yapacağız inşallah. Ondan sonra vazifemiz bittikten sonra yavaşladık. Yuvamıza döneceğiz inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Amin. Dünyanın her noktasından acılarımız telbiyelerle, tekbirlerle şeytan taşlama alanına doğru ilerlemeye devam ediyor. Biz de Camia TV ekip olarak şu anda kafilelerimizle beraberiz. İkinci günde, Kurban Bayramı'nın ikinci günde inşallah biz de taşlarımızı büyük, küçük ve orta şeytana atıp bu görevimizi yerine getireceğiz. Evet, taşlarımızı aldık. Şu anda küçük şeytanın önündeyiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Rahmenli şeytani ve hizbi diyerek 7 taş küçük şeytana atacağız. Sonra orta şeytan, sonra da büyük şeytan.
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, şimdi ikinci gün atmamız gereken 21 taşı küçük, orta ve büyük şehitlere attık. Bugünkü görevimizi tamamladık inşallah. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yine aynı şekilde 21 taşı buraya gelip atacağız. Kafirlerimiz de geldi. Hepsi inşallah taşlarını atıyorlar. Böylece haccımızın bir vacip olan görevini de tamamlamış olduk.